Sevgili izleyenlerimiz, Sivas'ımızı gezmeye devam ediyoruz ve şu anda da Divri'deyiz. Divri denince aklımıza ilk olarak Divri Ulu Cami gelmekte. Şu anda da tam Divri Ulu Cami'nin önündeyiz. Bu tarihi yapı dünyada eşi benzeri bulunmayan bir tarihi eser. Biraz sonra da yakından görüntüleyeceğiz. Evet, Divri Ulu Cami'nin hemen karşısında da Divri Kalesi'ni görmekteyiz. Arkamızda duran. Divri ilçemizi gezmeye devam ediyoruz. İlçeyi daha yukarıdan görmek için yukarıda bulunan kale var. Kaleye çıktık şu anda. Hemen sağ tarafımızda bulunan Divri Ulu Cami gerçekten buram buram tarih kokmakta. Evet, Divri Ulu Cami'nin önündeyiz. Koruma altına alınan, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir tarihi yer. Sevgili izleyenlerimiz, Divri'yi buram buram tarih kokan bir ilçemiz. Özellikle Divri Ulu Cami ve Darüşşifası dünyaca bilinen tarihi eserlerden. Divri Ulu Cami, Darüşşifası adıyla dünya sanat tarihinde yer alan bu eşsiz eser, Anadolu Selçuklu Devleti Mengücekoğulları Beyliği döneminde 1228 yılında Mengücek Beyi Ahmet Şah tarafından, şifahane ise Ahmet Şah'ın eşi Melike Turan tarafından yaptırılmış. Divri Ulu Cami, Fatma Hatun Camii, Ahmet Şah Camii diye de adlandırılmakta. Divri Ulu Cami'nin Darüşşifası'nın dünyadaki diğer tarihi eserlerden bir takım farkları olduğu bilinmekte. Böyle mükemmel üç boyutlu detaylı geometrik stiller ve bitkisel bezemeler hiçbir yerde olmadığı sanat tarihçileri ve mimarlar tarafından söylenmekte. Kapı ve duvarlara işlenen tüm motifler asimetrik ve her karede binlerce taş işlemeli motif bulunmakta. Usta devamlı tekrardan kaçınmış ve kendisini yenilemiş. Hiçbir motifte bağımlı kalmamıştır. Her motifte Allah'ın birliğinin vurgulandığı gözlemleniyor. Geçen yıl farkına varılan ve Ağustos aylarında ikindi vaktinde ortaya çıkan Batı kapısındaki, dikkatlice baktığımız zaman şu andaki görüntüde tam ikindi vakti namaz saatinde güneşin gölgesinden oluşan bu resimde namaz kılan bir insanın resmi ortaya çıkmış. Yine Divri Ulu Cami'nin minberi de çok tarihi bir yapı. Rivayete göre bu minber iki usta tarafından yapılmış ve 12 yılda bitirilmiş. Abanoz ağacından yapılmış olan minberin işlenebilmesi için yıllarca toprak altında su içerisinde fırınlanıyor. İşlendikten sonra da zaman geçtikçe sağlamlığı artıyor bu ağacın. Şu anda Afrika dolaylarında yetiştiği söylenmekte. Anadolu'daki Selçuklu eserlerinin çoğunda abanoz ağacından yapılmış minberlere rastlanmakta. Ama Divri Ulu Cami'ndeki gibi ince işlenmiş, bitkisel bezemeli ve ayet ve hadislerle süslenmiş olan bu minberin başka bir örneği mevcut değil. Minber ustasının adı Tiflisli İbrahimoğlu Ahmet olarak geçmiş tarihe. Minberin sağ tarafında Selçuklu hat sanatı ile Ali İmran suresi 16. ve 17. ayeti kerimeler yer almakta. Sevgili izleyenlerimiz, Sivas Belgeseli Projesi kapsamında ilçelerimizi geziyoruz. Şu anda da Divri'deyiz. Yanımızda ilçe kaymakamımız var. Önder Bakan Bey. İstedik ki şöyle kısaca bir ayaküstü sohbet edelim Divri Ulu Cami'nin önünde. Sayın Kaymakamım, nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben hem size hem de ekibinize hoş geldiniz diyorum. Böyle bir akşam üzeri, geceye yakın bir zamanda bir röportaj yapma imkanımız oldu. Tekrar hoş geldiniz. Burası Sivas'a 180 kilometre uzaklıkta Ulu Cami ve Darüşşifası'yla ve demirçiliğiyle ön plana çıkan bir ilçemiz. Divri Ulu Cami şu anda içinde bulunduğumuz mekan üzerinde 1228 yılında Mengücekoğulları tarafından inşa edilmiş dünya kültür mirasında yapı
olarak bulunan Türkiye'deki tek eser. 12 bin nüfusumuz var merkezde. 5 bin nüfusumuz da köylerimizde var. Köy sayımız fazla olmasına rağmen köydeki yaşayan nüfusumuz, 107 köyümüz var. Bayağı bir rakam yani. Evet, 84'te mezramız var. Şehire biraz uzak olduğumuz için aynı zamanda biz Malatya'ya da, Erzincan'a da, Sivas'a da aşağı yukarı aynı mesafede uzaklıktayız. Divriğli veya gerek Sivaslı diğer ilçelerimizden insanlar olduğunu biliyorum. Burayı görmeden ölmemek lazım. Yani dünyada, dünya gözüyle bir sefer görmek lazım diyorum. Buraya geldikleri zaman da başımızın üzerinde yerleri var. Peki, çok teşekkür ederiz. Bu güzel bilgilerden dolayı. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.